Efendim öncelikle ben Tarih Kurumuna ve e, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörüne ve düzenleme kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü gerçekten ilk defa böyle değerli konular gündeme geldi ve Bit Bitlis için e, efendim e, önemli konular e, dile getirildi. Alimler önemlidir. Alimler o bölgenin gerçekten değeridir. Alimler o bölgenin lambalarıdır, sıracıdır. O bölgeyi efendim zihnen ve kalben ee, gıdalandırırlar. Bitlis'in muhakkak ki kevapları vardır, değişik yerel yebekleri vardır. Bunlar meşhurdur ama esas Bitlis'in alimlerinin kaleme aldığı o değerli eserler tıbba dair, Efendim e, değişik tefsir, fıkıh, tasavvuf, hadis gibi çeşitli alanlara dair yazdıkları eserlerdeki efendim bilgiler de insanların efendim kalplerini ve zihinlerini gıdasını temin etmektedir. Hatta bir veciz söz var: e, Büyüklerini tanımayan bir millet yükselemez. O yüzden gençliğin efendim kesinlikle kendi yörelerinde birinci derecede doğan Türkiye'ye ve dünyaya bilmen, ilmen ve idari bakımdan hizmet yapan büyük şahsiyetleri, alimleri, devlet adamlarını tanımaları lazım. Örnek almalar lazım. Gerçekten bu ihmal edilmiş durumda çünkü gençler bilmeyince bu bölgeden valilerin çıktığını, büyük şahsiyetlerin devlet görevlerinde bulunan paşaların çıktığını öğrenince, alimlerin çıktığını öğrenince, padişahların saygı duyduğu, değer verdiği insanların bu bölgeden bitti süresinde çıktığını öğrenince, aa bizim de geride kalmamamız lazım, onlara yetişmemiz lazım. Lazım. Hatta onları geçmemiz lazım diye imrenecekler ve çalışmalarını ona göre ciddi şekilde yapacaklardır. Gerçekten Bitlis'in içerisinde gerekse kazalarında e, ahlat, hizan ve efendim muti muti e, ve Tatvan gibi ilçelerde de büyük ulema, evliya ve devlet adamları yetişmiştir. Ama içimde bir ruhteydi. Çünkü Bitlis'in çok değerli büyük alimleri var. Tıbba dair eserler yazmışlar mesela. Hiç akla gelmeyecek konularda eserler yazılmış. İnşallah taala devlet büyüklerimiz tarafından bunlar günümüz Türkçesine çevrilir. Çevirttirilir ve ondan sonra büyük hizmet, kültürel hizmet ve dini hizmet, idari hizmet yapılmış olur. Efendim, inşallah dileğimiz budur. Bu hususta uzman olan kişilerin efendim görevlendirilip yani şey olarak onlarla ilişki kurularak efendim sipariş verilebilir sipariş verilebilir. Yani buranın turizm açısından tanıtımı da çok önemlidir. Bu zatlar tanıtılmalı. Mesela dikkatimi çekiyor Müştak Baba Hazretleri Bitlis'li büyük e, alim ve evliya kendisi veli, veli. Bu zat bizim Konya'ya gelmiş. Ben Selçuk e, Üniversitesi Arap Dil ve Edebiyatı Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda dilciyim, ilahiyatçıyım ve tarihçiyim. Bu yüzden dikkatimi çekti. Ben Selçuk Üniversitesi'nde efendim Mevlana araştırmaları enstitüsü yönetim kurulu üyesiyim. E, Müştak Baba oraya gelmişler. Mevlana Hazretlerini ziyaret etmişler. Hatta orada Farsça Mesnevi okutmuşlar. Yani akla gelecek şey değil. Gerçekten çok harika bir olay. Şimdi inşallah gittiğimde de Mevlana toplantılarında falan bunu, Bitlis'in medar iftarı, Müştak Baba'nın orada Mev mesnevi dersleri yaptığını da arz edeceğim. Yani bitlisi çok yönlü olarak tanıtmak lazım. Burada mesela inanç turizmi çok önemli, kültür turizmi çok önemli. Bunlar gündeme getirmek lazım. Yani maalesef ihmal etmemek lazım. Müştak Baba gibi bir kişi varken, İtrisi, bitlisi Hazretleri gibi büyük şahsiyetler varken, diğer büyük alimler varken, bu tabi ihmal edilecek şey değil efendim. Yani hem bilim hem kültür hem de turizm açısından önemli bir şehirdir Bitlis. O halde ilk yapılacak şeylerden bir tanesi de Bitlis'in turizmini kalkındırmak. Bilmin ve kültürün menbaı olan metreseler, Osmanlı dönemi haiz metreseler gerçekten başka yerde bu kadar metreseyi görmedim. Ama Bitlis'te gerçekten çok sayıda metrese var. Alimler çok, efendim evliya çok, ve metreseler çok. Böyle bir şahane bir şehri ihmal etmemek lazım. Uzman, bilim adamı kişilerle irtibat kurmak suretiyle bu bölgenin alimlerinin yazdığı eserler önce onlar tanıtılmalı. Bu arada yazdığı eserler Türkçeye çevrilmeli ve yarın çünkü aksi takdirde Allahu Teala Bitlisli yetkilere soracaktır. Niye ihmal ettiniz? böyle mübarek şahsiyetleri tanıtmadınız Bitlis bunları tanıtmaktan ibarettir diyeceklerdir efendim. Onun için bunları yapmak suretiyle hem dünya hem de ahiret saadetini elde etme mümkün olacaktır. Evet. Beni efendim misafir ettiğiniz için evet. teşekkür ediyorum.